Merhaba sevgili dostlar, ben Erdemli. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rise of Kingdoms'ta çark felek yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ben piyade bir oyuncuyum ve Scipio çarkı oynayacağım. Elimde 700 adet heykel yok. Scipio'yu fulleyemeyeceğim gibi gözüküyor ama sizlerle beraber en son ne yapabilirsek onu yapacağız. Şimdi sağdan soldan heykel bulmaya çalışıyoruz. Günlük ben biliyorsunuz VIP 13'üm. Günde iki heykelimi buradan aldım. Şimdi buraya geliyorum. Burada bir tane etkinlik var. Hepimizin çok sevdiği kahraman karşılaşması. Buradan 20 tane efsanevi komutan heykeli alacağız. Öncelikle bunlar hemen bir şakkıdı şakkıdı bağışlayalım. Çünkü bunlar artık bir ihtiyacımız yok. Bu heykellere bu komutanlarımız full ve kullanmadığımız komutanlar. Yeşilleri böyle şakkıdı şakkı vurayım. Aslında morları da direkt bağışlayacağım gibi gözüküyor. Çünkü mor komutanların da benim ihtiyacım olan toplama komutanları falan onlar full zaten. Diğerlerini ben de bağışlayacağım. Hemen şöyle sizlerle beraber bağışlarımızı yapalım. Daha sonrasında detaylı bağış yaparım. Şu 20 tane heykeli alayım. CPU çarkı çevirelim beraber. Videoyu da çok uzatmadan, sizleri de yormadan sevgili dostlarım. Herhalde 20 heykeli almak için yeterli olur diye düşünüyorum. Bir bakıyorum sizlerle beraber. 20 heykeli alabiliyor muyum? Alıyorum. Çok güzel. 20 heykelimizi aldık buradan. Şimdi bir de şuradan da yıldızları da alalım. Çünkü level atlatırken yıldızları da kullanacağız. Sevgili dostlar, hemen çarkımıza geliyoruz. Ben sabah dayanamadım. Bir 3-5 tane, 3-5 dedim, 12 tane çevirmişim. Şimdi ben 23.000 elmasım kaldığı için 45 çevirme yapacağım sevgili dostlarım. 45 çevirme de bırakacağım gibi gözüküyor. 2 gün %50 indirimle beraber yani 4 çevirme kalana kadar çevireceğim. Geriye kalana kadar da basacağız. Şimdi ilk beşlimizi hemen şöyle sizlerle beraber çevirelim. Çayımı da şöyle önüme alayım. Bir tane hız çıktı. Bir daha hız çıktı. Araştırma. Bir tane heykel. Ağaç. Yani çok da bir odun. Çok da bir şey olmadı. Bir tane heykelimiz var. Bayağı işte bu. İlk 8'liğimizi aldık sevgili dostlarım. Bir tane heykel aldık şimdi. 9 da 10 oldu. Hiç boşaltmıyor. 11 oldu. Abi bunu da verseydi yuh artık derdim. Gerçekten mükemmel bir çevirme oldu. Gördüğünüz gibi 5 çevirmede 8, 9, 10, 11 tane heykel aldık. Harika oldu gerçekten. Şimdi hemen hızlıca çevirmelerime devam ediyorum. Hadi be o bir tane alsaydık güzeldi. Ya bir tane 8'i tutturduk ya artık yani ölsem de gam yemem. Zaten şansımızı sonuna kadar kullandık diyebilirim. Bir tane çıktı. Bir tane daha çıktı. Güzel 5'te 2. Bu da kafi. Ya zaten fulleyemeyeceğimi biliyorum. Şuradan da hemen 5 tane heykelimizi alalım. Sevgili tostitlerim. 12.000 cevherim kalmış. Çevirmeye devam ediyorum. 45 çevirmeyi yapamayacak mıyım acaba diye düşünüyorum da yaparım herhalde. 45 çevirmeye cevherim yeter diye düşünüyorum. Olmadı birazcık böyle barbar falan yaparım yarına ya da öbür güne. Bir şekilde 45 çevirmeyi tamamlarım. Çünkü 45 çevirme benim için önemli. Burada da iki tane heykelim çıktı. Çok güzel hız çıktı bu arada. 3 kere 3 tane mi çıkmış bana mı öyle geliyor? Yani bayağı bir hız da oldu oradan. Bir kere daha çeviriyorum. Şimdi ben 4 tane daha çevirme yapacağım. 2 tanesi ücretsiz, 2 tanesi 400 cevhere çevirme yapacağım. 2 2 4. Buradan da bir 4 eksik kalıyor. Yani bir tane daha 5'li çevirsem benim için yeterli. Evet 8'i tutturamadık ama 2 tane heykelimiz var. Bir tane daha 8'li gelse benim için kafi. Yeter de artar. Başka bir şey istemem. Bir tane 8'li gelirse gayet kafi benim için ama 8'liyi bırak bir tane bile gelmedi. Ha bir tane geldi. Hadi bir 8'li be. Yak. Kapanışı 8'li yapamadık. Bir tane de buradan aldık. Şimdi bu kalan 3 tane çevirmeyi zaten 4 tane çevirme yapacağız. Ve bu 45'i de alacağım. Buradan bir 10 tane daha heykelimiz gelecek. Şimdi komutanımızı sizlerle beraber çağıralım ve patır 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 fulleyelim sizlerle beraber. XP de biriktirdim. Bayağı bir gördüğünüz gibi 538 tane de heykelim olmuş. Hemen sizlerle beraber çatır çutur basıyorum. Kardeşim şu paketi bir geç. Videoda bir problem yok değil mi videoda? Full CPU basıyoruz. Fulleyemeyeceğim ama elimden geleni yapacağım bakalım. Bas. Bas. Bu arada ben yani şu skill'i önemli, şu skill'i önemsiz diye bir şey bilmiyorum CPU'da. Öyle önüme geldiği gibi çatır çutur basıyorum ama
CPU konusunda bana yardımcı olacak arkadaşlar lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ne oluyor oğlum, bir anda fullendi. Başlarda şunları basalım. Durmadan uyarı vermesin bize. Hop. Bas bas bas. Bas. Zınk. Ah bir de kritik gelse var ya, çok tatlı oluyordu burası. Şimdi becerileri basacağım. Zaten 5-5 fulleyeceğiz burayı. Sıkıntı yok. Yani 5-5-5 1 mi olacak, kaç olacak onu kestiremiyorum şimdilik. Ama bir 10 heykelimiz daha gelecek zaten. Sağdan soldan bir yerden derken bayağı bir ilerleteceğiz diye düşünüyorum. Şimdi sizlerle zaten CPU'nun arkasına ne kullanacağım falan da konuşacağım sevgili dostlarım. O konuda da sizlerin fikrini almak istiyorum. Bazı kişiler CPU'yu 5-5-1-1 yap arkasına. Şu an bende 5-3 Alex var. 5-5-1-1 Alex koy diyor. Şimdi ben T4 oyuncuyum. Çok yani teknolojim falan da ilerisi değil, ileri değil. Dipim de geride. Yani CPU Alex'i kullanırsam çok kırılgan olurum diyorum. İşte Martell'in 5-5-1-1, Richard'ın var 5-5-5-1. Richard kullanmak çok daha mantıklı geliyor haliyle bana. Şimdi şunu da basarsak, evet, şu an bunu da fullledik. Çok güzel. Hemen XP'mızı basalım, XP'mızı. Hemen XP bayağı biriktirdim. CPU'yu fullemek için. XP konusunda problem yok yani. Ha, açsın 1800, sıkıntı yok. Tamam. Hop, geliştir. Geliştir aslanım, geliştir. Şuradan beceriler. Evet, son skillimiz gördüğünüz gibi geldi. Hemen ona da basıyoruz. İkinci de 75 istedi. Gördüğünüz gibi 5 5 5 3 1 CPU'muz oldu. 5 5 5 3. Evet. 22 tane heykelimiz var. 10 tane çarkı renkten gelecek. 32. 2 tane de yarın VIP'ten alacağım. 34. Yani 80 biraz zor. Fullemek biraz zor gibi gözüküyor. Tahminimce diğer KVK'ya fulleyeceğim CPU'yu. Benim şurada bildiğiniz gibi ölü heykellerim var. Birazcık ölü heykel diyorum ben bunlara. Şurada bir 5-3 Alex'im ve şurada bir 5-2 YSG'm var. Neden 5-3-5-2 derseniz, o zamanlar KVK 2'ye dönüş engelli değildi. KVK 2'ye dönme ümidiyle ben YSG ve Alex fulleme fikrindeyken, sonra KVK 2'ye dönüş iptal oldu. O yüzden dolayı oradaki heykellerim boşa gitti. Zaten KVK 2'ye dönüş kapandıktan sonra ben heykel biriktirmeye başladım ve 550'ye yakında heykelimiz oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir Richard'ım var sevgili dostlarım, 5551. Bunun arkasına şöyle CPU'mu koymak istiyor. CPU'm nerede oğlum? 30. Heh. Bunu basalım. Arkasına da CPU'nun arkasına Richard'ı koyacağım. Bu konuda sizin fıkırlarınızı da almak istedim. Şöyle bas baba bas. Fuller değil mi bu? Fuller ya. Yeterli olur diye düşünüyorum. Yeterli olur diye düşünüyorum bu yıldız. 60 yapacağız bakalım. Bunu 60 yapacağız. Arkasına Richard'ı koyacağız. Bayağı tatlı tatlı savaşmaya başlayacağız. Şu an geçitler falan kapalı. O yüzden savaşamıyorum. Şu an yani test edemiyorum. Ama zaten bu aralar, bugün yarın kapılar, geçitler açılacak ve şu an ilk, ne deniyor buna? İlk kristal KVK'mı oynuyorum sizlerle beraber. Teknoloji durumumu da göstereceğim. Kaçıncı durumda olduğumu da göstereceğim. Yani kaçıncı günde falan olduğumu da göstereceğim şimdi sevgili dostlarım. Ama önce şunu takır takır bir 60 yapmak istiyorum ya. Mümkün müdür? Mümkün müdür? Yetmiyormuş değil mi bir de? Çok gülerim. Yeter ya. Bas babuş. Bas bas. İşte bu. İşte bu. Oha, 6 yıldız kaldı, 6 yıldız. 6 yıldız kala fulledik, gerçekten mükemmel oldu abi. 64 yetenek. Yeteneği nasıl veriliyor bilmiyorum. Sahada hangisi daha güzel oluyor. Bildiğiniz gibi sahada kullanacağım bunu. 5 5 5 3. Evet. Çok tatlı, çok tatlı bir komutan oldu gerçekten. Heykelim kalmadı. Keşke şu YSG ve Alex'teki heykellerim şu an elimde olsaydı. Buradan nereden baksanız bir Çok yaşlı
200 heykel falan olması gerekiyor. O da tamı tamına bunu çok rahat bir şekilde fullerdi, hatta 50-100, belki 50 falan artardı belki. Orada bir 200 çöp heykelim var ama sıkıntı yok, bilmiyorum belki. Yani ileride heykel basar mıyım diyorum. Sonra diyorum ya, neden yeni nesil komutanlar varken heykel basayım diyorum. O yüzden orası artık çöpse arkadaşlar, yani yapacak bir şey yok. Şuradan da bu arada şey yaptım. Ekipmanlarımı da kısaca bahsedeyim. Şu şekilde savaşacağım. Kalkanı zaten piyadesi var. Sıkıntı yok. Eldivenin piyadesi var. Sıkıntı yok. Ayakkabının piyadesi yok. Arkadaşlar, Karoak'ın tevazusunu kritleyebildim sonunda. Bu da güzel oldu. Ondan sonrasında klasik rüzgar altı kullanacağım. Şimdilik bu şekilde gidiyor. Hemen size şöyle teknolojimden de bahsedeyim. Hatta bir tane de basayım bir taraftan. Şöyle. Şimdi başlara falan hiç dokunmadım. Şöyle sadece lazım olanlara bastım. Kötü alışveriş paklar. Ondan sonra tesirli operasyon yağma. Buradan geldim. Seri intikal 3 pakları basacağım. Kötü alışverişi 4'e basacağım. Sonra yağmayı 4'e basacağım. Yani çok öyle savaşma amaçlı değil de böyle kasma amaçlı bir KVK olacak bizim için. Şimdilik birazcık dışarıda 5 kıta barbar yapmaya çalışıyorum ama gerçekten çok zor. T4 bir oyuncu için burada barbar kesmek gerçekten çok zor. Ne oluyor oğlum, vali ne? Alo, saldır lan. Vali hedef zaten gözden kayboldu. Allah Allah, baga mı girdi, ne oluyor ya? Kardeşim bir barbar kesemeyiz yok muyuz ya? Garip bir durum oldu. Neden bilmiyorum. Saldıramadım. Neyse, bakarız birazdan. Bir bug oldu herhalde. Şuradan hemen bir de kuri istasyonunu fulleyelim sizlerle beraber. Yani komutanı fulleyemedik ama bayağı bir full hale getirdik. Son hallere doğru getirdik. Richard'la beraber tatlı bir komutan olacak. Özellikle arkasına Alex ve Alex'in falan olmadığı için, iyi durumda kullanmadığım için Richard onu bir tık böyle tanklaştırır kafasındayım ama bakalım nasıl bir şey olacak, sizlerle beraber göreceğiz. Gene son durumda bu şekilde. Şöyle başarılarında kaç gündür mesela? 5-6 gündür daha KK'da. Zaten kapılar, ilk kapılar bile açılmadı. Şöyle gördüğünüz gibi 12.600 şöyle onur puanım var. Bu şekilde ilerliyorum bakalım. Bu KVK elimden geldiğince savaşacağım. 50 milyon olan leş puanımı 100 milyona çıkarmayı hedefliyorum. Yapabilecek miyim bilmiyorum. Sizlerle beraber yaşayıp göreceğiz. Evet, genel olarak durum böyle. Güzel tavsiyelerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın efendim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Daha fazla Rise of Kingdoms videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlarda lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Hoşça kalın.